Merhabalar. Tarihe yazılanlarda bu kez 20'ye yakın devleti ve bu arada iki imparatorluğu tarihten, coğrafyadan silen bir şahsiyetten ve onun en büyük icraatinden bahsedeceğiz. Öyle bir şahsiyet ki o, tarihin akışını tümden değiştiren işlere imza atmış. Onlardan biri de İstanbul'un fethi. Şimdi zamanı yaklaşık 700 yıl öncesine saralım. Anadolu'da Bizans sınır boylarında küçük bir beylik o zaman Osmanlı. Ve en büyük şansları batıda, sınır boyunda ihtişamı yerli yerinde olsa da gücünden epey düşmüş Bizans'a komşu olmaları. Neden? Çünkü kardeş obalarla, beyliklerle bitmek bilmez mücadeleler içine girmemişler, ilahi kelimetullahı yayma motivasyonuyla Türk cihan hakimiyeti mefkuresiyle yönlerini batıya dönüp devletin sınırlarını genişletmeye çalışmışlardı. Ve İstanbul'u fethetmek bu uğurdaki mücadelenin dönüm noktası olacaktı. Devlet imparatorluğa evrilecekti. Coğrafi ve siyasi gereklilik yanında böyle bir fetih manevi bakımdan da yankı uyandıracak. Peygamberimizin İstanbul'un fethi müjdesini bildirdiği hadisi bunu gerçekleştirecek sultana büyük bir manevi güç sağlayacaktı. İstanbul'un fethine giden hazırlıkların yıllar evvelinden başladığını görüyoruz. 1452 Nisan'ında Rumeli yakasında yapımına başlanan hisar 5 ayda tamamlanır. Bu fiziki bir hazırlıktır. Fakat kuşatmanın zihni hazırlığı dikkat çekicidir. Arapça, Farsça, Türkçenin Çağatay lehçesi, Yunanca, Latince, Sırpça, İtalyanca ve İbranice bilen Sultan II. Mehmed'in kuşatma taktiklerine dair kitaplar okuduğu bugün tarihin yazdığı bir hakikattir. Yine bir taraftan Çandarlı Halil Paşa, çevre ülkelerle geliştirdiği diplomasiyle İstanbul kuşatmasının dış siyasetteki olumsuz yansımalarını en aza indirirken, Şehabeddin, Sarıca ve Zanos Mehmet Paşalar orduyu kuşatmaya hazırlar. Ve İstanbul kuşatılır. Kuşatmaya 100 bin civarında asker katılırken 300 kadar Sırp madenci de tünel kazımında görevlidir. Keza orduda yer alan devrin büyük mutasavvıfları, tekke şeyhleri, dervişler askere manevi açıdan cesaret vermekle kalmayıp bizzat Peygamberimizin müjdelediği kutlu asker olmak için cephede çarpışırlar. Peki dışarıda tüm bunlar olurken içeride, yani nefsi İstanbul denen sur içinde neler yaşanır? Çağdaş Bizans ve Latin kaynakları şehirde 8 ila 9 bin dolaylarında asker bulunduğunu yazar. Bu sırada şehirde 30 bin dolayında sivil nüfusun bulunduğu tahmin edilmektedir. 2 Nisan'da başlayan kuşatma 29 Mayıs'ta Osmanlı kuvvetlerinin şehre girmesiyle neticelenir. Aslında bu son cümlemiz bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması kadar yüklüdür. Nitekim onlarca dilde binlerce eser bu 27 günü ve bu günlerin önemini yazmaktadır. Artık Fatih unvanına hak kazanan II. Mehmed, Ayasofya'ya giderek burada toplanmış olan halka ve din adamlarına güvenliklerinin sağlanacağı teminatını verir. Burayı camiye tahvil eder. Tahtım İstanbul'dur diyerek İstanbul'u devletin merkezi yapar. Artık İstanbul'un imarı vakti gelmiştir. Fatih'in inşa ettirdiği cami külliyeleri, çarşılar, kapanlar, bedestenler, şehre bir Osmanlı, İslam şehir altyapısı sağlar. Uygulanan iskan politikalarıyla bu hüviyet daha da sağlamlaştırılır. İşte 21 yaşındaki II. Mehmed'in İstanbul'u fethi de böyle tarihe yazılır.